Merhaba arkadaşlar. Bugün size Barbie'nin yeni seri bebeklerini tanıtmak istiyorum. Barbie dışında bakın bir sürü bebeğimiz var. Barbie'nin son hali biraz değişik gibi. İşte eski Barbie'mizle de onları karşılaştıracağım. Bakın birbirinden ne kadar farklılar. Şimdi açacağız. Bütün ölçülerini de birlikte göreceğiz. Sanki bazılarının belleri bayağı kalınca, ayrıca kısa, birazcık tombul, yani farklı olan Barbie'leri de en kısa zamanda alıp size tanıtacağım. Ama bu Fashionista serisindeki farklı bebekler de benim çok ilgimi çekti. Şimdi başlayalım, açalım ve bizim alışık olduğumuz Barbie ile onları karşılaştıralım. Şimdi bu bebeğimizi açmak istiyorum. Çok farklı, bakar mısınız yüzü ne kadar değişik. Çilleri de var. Üzerinde spor bir kıyafeti var. Hemen açalım. İşte yeni Barbie'miz. Çok şık spor bir elbise var üzerinde. Spor ama yine de parlak bir kumaş kullanılmış. Bayıldım buna. Bir yüzüğü var. Bu yüzükler çok moda biliyorsunuz. Böyle neredeyse bütün parmakları kaplıyor. Üzerinde de love yazıyor. Saçları kızıl ve oldukça da uzun beline kadar. Elbisesinin arkası önüne göre daha uzun. Çok şık bir kıyafet. Yüzünde bakın benleri. Saçları çok güzel bir renk. Harika bir Barbie. Ayakkabılarına gelecek olursak altı kalın platformlu bir spor ayakkabı bot biçiminde. Bayıldım çok şık kıyafeti. Hem spor hem de çok şık. Şimdi onu bu Barbie ile karşılaştırmak istiyorum, arasındaki farklar. Zaten yüzü tamamıyla başka. Bu Barbie'nin daha ince yapılı bir yüzü var. Onun ise biraz daha dolgun yanakları var. Çok güzel. Saçları değişik renkte. Ayrıca beli biraz daha kalın diğer Barbie'ye göre. Bakın bu Barbie'nin beli çok ince. Ama onunki daha kalınca. İşte görebiliyoruz. Daha kalınca bir bel oluntusu var. İki farklı bebeğimiz var. Onun bir adı da olabilir. Barbie'nin Dreamhouse filminde belki bu bir rolde oynuyordur. Ben bilmiyorum, izlemedim. Eğer siz biliyorsanız lütfen bana yazın. Şimdi diğer Barbie'mize geçelim. Şimdi sıra geldi ikinci bebeğimize. Evet, o zaten Barbie. Çok benziyor. Yani aynı neredeyse. Diğerleri farklı türde oluşturulmuş. Ama o bizim tanıdığımız, bildiğimiz Barbie. Dreamhouse'daki hali. Ben yine de onu karşılaştırmak istiyorum eski bebekle. Çünkü belinin kalın olduğunu düşünüyorum. Hemen açalım. İşte çok şık, romantik bir kıyafetle yeni Barbie'miz karşımızda. Bu pembe parlak kumaştan yapılmış minik desenli elbisesi harika. Üst tarafı da böyle dantel gibi yapılmış ve bir mavi kemeri var. Elbisesinin kendi kemeri, daha sonradan takmıyorsunuz. Oraya dikişli. Arka tarafını da gösteriyorum. Buradan açılabiliyor ve güzel de bir kolyesi var. Çok şık, çok romantik bir kıyafet bence. Saçları dalgalı yapılmış. O da güzel olmuş, yakışmış. Ben beğendim bu Barbie'yi de. Ayrıca ayakkabıları ise bakın. Kemeriyle aynı renkte mavi, kalın topuklu. Çok güzel. Ben çok beğendim. Şimdi hemen diğer Barbie ile karşılaştıralım. Yüzü neredeyse aynı. Biraz teni daha koyuca. Bir de yüzü sanki daha genişlemiş. Yani eski Barbie'den 1-2 kilo daha fazla gibi. Beli de daha kalın. Çok güzel. O da oyunlarıma renk katacak. Şimdi onu da arkaya alalım. Diğer bebeğimize bakalım. Evet, şimdi sıra geldi diğer bebeğimize. Hemen açalım. İşte yeni bebeğimizi de çıkardım kutudan. Bayıldım ben ona. Bu daha Türk tipi sanki. Daha bize yakın ten rengi ve saç rengi var. Çok hoşuma gitti. Kıyafeti de çok sade. Çok böyle günlük bir kıyafet. Onu da çok beğendim. Spor da bir kıyafet. Altı kot rengi gibi bir etek. Üzerinde de gri bir tişörtü var. Bu pembe ayrıntı çok hoş olmuş yalnız burada. Bu kolye harika.
Çünkü eteğinde de pembe bir dikiş kullanılmış. İkisi çok uyumlu. Şimdi saçlarına bakalım. Saçları çok güzel bir renk. Açık kahverengi diyebiliriz ve kalın dalgaları var. Arkaya doğru çeviriyorum. Omuzlarından biraz daha aşağıya doğru uzunca bir saç. Çok güzel. Saçları harika. Ve bu elbisenin altına sandalet giymiş. Pembe renkli bir sandaletimiz var. Bu elbisenin altına çok hoş olmuş, çok yakışmış. Çok spor ve çok güzel bir kıyafet. Bakın bu bebeğimizin de biraz beli kalınca sanki. Şimdi öbür Barbie'mi alıyorum ve yan yana tutuyorum. Farklara bakalım. Biraz boyu daha kısa. Bakın aynı boyda değiller. Çünkü diğerinde ayakkabı olmamasına rağmen baktığımızda Barbie daha uzun, bu daha kısa, beli daha kalınca. Normal hayatta daha çok karşılaşabileceğimiz bir yapısı var. Çünkü Barbie'ler gerçekten gerçek olmayacak kadar güzeller. Onların bebek olduğunu unutmuyoruz ve onlar gibi olmaya çalışmıyoruz. Çünkü onlar elde yapılmış, insanların ürettiği bir bebek. Biz onlar gibi olamayız. Bu Barbie bize daha yakın, çok da şirin. Benim çok hoşuma gitti. Gözleri de çok güzel bir yeşil. Şimdi onu da arkaya alıyorum ve diğer Barbie'mize bakmak için hemen o paketi alacağım. Evet, şimdi sonuncu bebeğimiz. O da çok güzel. Kızıl saçlarına bayıldım. Bu renkte gözlük bu saçlara harika olmuş. Üzerindeki kıyafet de tam yazlık. Üzerinde de dondurmalar var. Yaz için şahane bir kıyafet. Hemen açalım. Barbie'mizi çıkardım. Bayıldım ona. Demin kahverengi saçlarına kadar bayıldıysam bu bebeğe de çok beğendim. Bu kızıl saçlar ona çok yakışmış. Arkada da bakın şöyle daha açık renkler var. Çok güzel bir bebek. Şöyle saçlarını çeviriyorum. Bakın altlarda pembe saçlar var. Üzeri ise kızıl renkte. Bu iki renk birbirine çok uyumlu olmuş. Yüzü oldukça değişik. Daha koyu bir teni var diğer Barbie'lere göre. Oldukça koyu bir renk. Gözleri kahverengi ama yine de ne kadar güzel görünüyor değil mi? Yani güzel olmak için renkli gözlü olmaya gerek yok. Bu Barbie'de onu görebiliyoruz. Elbisesi, yani tulumu demek istiyorum. Bu bir tulum. Bakın altı short. Çok şık. Arkadan açabiliyoruz. Tam yazlık bir kıyafet. Sahil kenarına bu kıyafetiyle gidebilir. Gözlükleri de çok uygun kıyafetiyle. Güzel bir bot giymiş, spor bir ayakkabının böyle boğazlı hali bu. Beyaz ama sedefli, parlak biraz. Gerçekten bayıldım ona. Şimdi diğer Barbie'mizi alıp karşılaştırmak istiyorum. İkisi birbirinden tamamiyle farklı. Eminim onun da bir adı vardır. Dream House filminde oynadıklarını düşünüyorum onların. Eğer biliyorsanız bana yazın lütfen. Çok güzel bir bebek. Barbie'nin bu yeni serilerine bayıldım. Oyunlarımıza farklılık yaratıyor. Çünkü genellikle iki Barbie'yi bir arada tutup konuşturuyorduk. Ama bu yeni seriyle bir sürü değişik bebeğimiz olmuş olacak. Vücut ölçüleri neredeyse aynı gibi. Bel inceliklerinin aynı olduğunu düşünüyorum. Ama göz rengi, saç rengi ve vücut rengiyle, yüzünün biçimiyle diğer Barbie'den tamamıyla farklı. Çok güzel bir bebek. Umarım siz de hepsini çok beğenmişsinizdir. Şimdi onu da diğer arkadaşlarının yanına koyacağım. Evet arkadaşlar, benim 4 tane şahane Barbie'm oldu. Ama eski bebeklerimi de unutmuyorum. Onu da yanlarına koymak istiyorum. Hepsi birbirinden farklı ve hepsi birbirinden güzel. Çok hoşuma gitti bu bebekler. Umarım çok güzel oyunlar oynarız. Hoşça kalın, tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu seriden bir tane daha var. Onu da en yakın zamanda tanıtacağım sizlere.